Evet arkadaşlar, YouTube'daki ilk canlı yayınımı şu an itibariyle yapıyorum. Sizlerle bu anı paylaşmak istedim. Şu an işte Deren Fanpage ve Erbo 1907 var canlı yayında. Kar haberleri katıldı. Selamun aleyküm diyor. Aleyküm selam kardeşim. Kadir Bilir. Selam, iyi yayınlar, maçlara gidiyorsun sanırım. Statta seyrederken de çok ruhsuzlar mı? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sanki bir şey bekleyen biziz gibi geliyor. Ne takım ne teknik ekip çok ruhsuz duruyor. Valla kardeşim, ikisi de. Olta TV diyor ki abi iyi yayınlar. Bu arada yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayseri maçı ne olur diye sormuş Olta TV. Valla kardeşim artık emin konuşamıyorum. Fenerbahçe'nin sağ sol belli olmuyor. Ondan dolayı yorum yapamayacağım ve emin konuşamayacağım. Bu vlog öncesinde canlı yayınımı izliyorsanız merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz istediğiniz gibi. Futbol olur, hayattan, karadan, sudan. Canlı yayına bekliyoruz arkadaşlar. Ben basketbol çok takip etmiyorum abi. Sence Fenerbahçe Beko Real Madrid'i yenebilir mi? O potansiyele sahip. Canlı yayına yoğun ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. İşte görüyorsunuz ki çekimimin kamera arkası. Kederli günler olsa da bazen seviyoruz seni. Canı gönülden bu nasıl bir sevgi? Bir bile bilsen hadi bastır Fener. Her şeyimsin, her şeyimsin, her şeyimsin sen. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Üstümden de anlayacağınız üzere, bileğimden de kafamdan da yine Fenerbahçe maçına gidiyoruz. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe evinde Kayseri Spor'u konuk ediyor. Ve her zamanki gibi bir Fenerbahçe maçına daha gidiyoruz. Hamza kardeşimize de buradan selam gönderiyoruz. Bir sonraki videoda benim ismimi söyler misin diye yorumlara yazmıştı Fenerbahçe Başakşehir maç vlog'uma. Kendisi rica etmişti. Biz de kırmadık Hamza kardeşimizi. Hazırsak yola çıkalım. Sarının yanına lacivert koydum. Yıllardır ben senin esirin oldum. Yağmurlarda çamurlarda yanında oldum. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, yağmurlu günde bile takımımızı yalnız bırakmadık. Kayserispor'da kırmızı kart gören futbolcu Uğur Demirov. Hakemden sonra önce vardı incelik penaltı pozisyonunu ve kırmızı kartına başvuru inceledikten sonra. Yanılmışım. Çok yakın bir yerden serbest vuruş kazanmışız. Vardan inceledikten sonra Firike'ye başvurmuş hakem.
Pozisyon yok resmen. Çok sıkıcı bir ilk yarıydı. Ya işte bir free kick pozisyonu falan vardı, o kadar. Bakalım, Kayseri Spor 10 kişi kaldı. İnşallah bu fırsatı iyi değerlendiririz. Kayseri iyi savunma yapıyor. Hücumsal anlamda sıkıntılı onlar. Biz hücumsal anlamda da, defansif anlamda da iyiyiz gayet. Ama pozisyon yok maalesef. Atak yok, hiçbir şey yok. İkinci yarıya daha iyi, daha canlı bir Fenerbahçe çıksın. Thank you.
gerçekten böyle bir şey yok ya. Ya ben hayal görüyorum herhalde ya. Abi son dakikada 90+3'te hem de 10 kişiyle adamlar bizi yendi ya. Adamlar anamızı yendi ya. Ciddi söylüyorum, adamlar anamızı yendi. Abi hem de 10 kişiyle yendiler ya. Son dakikada free kick kazandılar. Vurdum, paralize geldim. Şanssızlık. Vay, yine mi keder? Ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım. Oysa ki ne kadar mutluyduk maç başlamadan önce. İyice beter. Vay, yine mi keder? Bak Fenerbahçe, yağmurlu çamurlu günlerde seni yalnız bırakmıyoruz. Ama sen de haddini bil, bir şeyler yapmaya çalış, çaba sarf et. Ne demişler? Atarlar, atarlar. Geçer bir gün, herkes farkında.